Haberin merkezinden mutlu akşamlar. Saatler 19 itibariyle yeni bir günün akşam bültene yansıyan başlıklarını ve detaylarını aktaracağız. Ve bültenimiz Türkiye'nin gündeminden bir haberle başlıyor. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönem başladı. Geçici Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Deniz Baykal'ın açılış konuşmasının ardından milletvekillerinin yemin töreni gece saatlerine kadar devam etti. Mecliste illerin alfabetik sırasına göre vekiller yemin ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni milletvekillerinin yemin töreni 9 saat 15 dakika sürdü. Geçici Meclis Başkanı Deniz Baykan'ın konuşmasının ardından vekiller alfabetik il sırasına göre yeminlerini etti. 26. dönemde Konya'dan milletvekili olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, mazereti nedeniyle Ankara milletvekillerinden önce yemin etti. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız ekemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu partililer tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Osmaniye'den milletvekili oldu. Bahçeli'nin yemininden sonra AK Parti milletvekilleri Bahçeli'yi ayakta alkışlarken MHP'li lider vekilleri başıyla selamladı. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Mücahit Durmuşoğlu. "26. dönem parlamentosunda ordu milletvekilleri de yeminlerini gerçekleştirdi. 25. dönemde ordu milletvekili olan ve başbakan yardımcısı hükümet sözcüsü olarak görev yapan Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da ikinci kez ordu milletvekili olarak meclis kürsüsünde yemin etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 26. dönem milletvekillerinin yemini tamamlandı. 9,5 saat süren yemin töreninde ordu milletvekilleri de kürsüdeki yerini aldı. İlk yemini AK Parti ordu milletvekili Oktay Çanak gerçekleştirdi. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. 26. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday olan ve adaylığı büyük yankı uyandıran AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ikinci sırada yemin etti. Devletin varlığı ve bağımsızlığını,
vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Gündoğdu geçmiş dönemde Büyük Birlik Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmıştı. Sonrasında ise geçici hükümette başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü olarak görev alan yeni kabinede de bakanlık alacak mı, alırsa hangi bakanlıkta görev yapacak sorusu akılları kurcalayan başbakan yardımcısı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş yemin etti. Bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Dördüncü sıradaysa AK Parti'nin sürpriz ismi Ordu Milletvekili Ergün Taşçı yeminini gerçekleştirdi. Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25. dönemde Ordu'da çıkardığı iki milletvekilinden biri olan ve 26. dönemde partinin Ordu'daki tek milletvekili görevini üstlenen Seyit Torun ise son sırada yeminini gerçekleştirdi. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Yeni gün bugün Türkiye'nin gündemini değerlendirdi. Evet, mecliste yemin konusunda kriz çıkartıp salonu terk eden HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın tavrı da gündem maddeleri arasında yer aldı. Zana'nın milletvekili yeminini değiştirerek okuması Yeni Gün program sunucusu Erol Küçükoğlu'nun sert eleştirilerine neden oldu. Eğer büyük Türk milleti demekten gocunuyorsan Türk vatandaşlığından çıkacaksın. Hangi toprak seni kabul ediyorsa oraya gideceksin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili yeminini farklı bir şekilde okuyup Türk milleti ifadesini Türkiye milleti olarak değiştiren HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın sonrasında da meclis salonunu terk edişi bugün TV52 ekranlarında yayınlanan Yeni Gün programında da gündem maddeleri arasında zirveye oturdu. Büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Sayın Zana. Hem yerel hem ulusal gündem maddelerinin tartışıldığı programın sunucusu Erol Küçükoğlu, Büyük Türk Milleti diyemeyen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'yı sert bir dille eleştirdi. Şimdi birkaç çift sözümüz olacak. Milletvekillerinde kürsü dokunulmazlığı vardır. O kürsüde tüm milletvekilleri özgürce istediklerini söylerler. Nasıl ki bu ülkede Türkçenin yanında İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce, Çerkezce, Avazca konuşuluyorsa elbette Kürtçe de konuşulur. Resmi dili Türkçe olan bir ülkenin diğer dilleri o ülkenin çok kültürlü olduğunun da açık bir kanıtıdır. Ancak Türkiye'de milletvekili seçilip de meclis çatısında yüzlerce milletvekilinin tek bir ağızdan okuduğu resmi yemin metninde Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim demesini beceremeyenlerin ağzından çıkan her kelime bu ülkede tartışılır. Eğer Büyük Türk milleti demekten gocunuyorsan Türk vatandaşlığından çıkacaksın. Hangi toprak seni kabul ediyorsa oraya gideceksin. Birisi çıkıp hem Türkiye'de hem Türkiye topraklarında yaşayıp da Büyük Türk milleti demekten gocunuyorsa ne bu ülkede gidecek
ne de bu ülkede yatacak bir karış toprağının da olmaması lazım. Küçük oğlu mecliste aynı şekilde 24 sene önce de kriz çıkaran Zana için işleyecek süreci de değerlendirdi. Bakın bu isim o kadar çok vukuatlarla dolu ki 6 Kasım 1991 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde krize sebep olmuştu. 2 Mart 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı bir konuşma yüzünden beraberinde Orhan Doğan, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak'la birlikte milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılmış, polis tarafından da gözaltına alınmışlardı. Anadolu Ajansı işte o eski görüntüleri, arşivlerini servis etti dün itibariyle. 17 Mart 1994'te grup arkadaşları Hatip Dicle, Selim Satak ve Orhan Doğan'la birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti Leyla Zana. 8 Aralık 1994'te yasa dışı örgüt üyeliği suçundan mahkum olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de onaylamış. Ancak 8 Aralık 1994'te girdikleri cezaevinden 8 Haziran 2004'te de çıkmışlardı. Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan bu isim 24 yıl sonra yarattığı krizin ardından yeniden yemin etmeyeceğini açıkladı. Peki yemin etmezse ne olacak? Genel kurul konuşmaları yapamayacak, meclis yasama çalışmalarına katılamayacak, komisyon çalışmalarına katılamayacak, yasa teklifi veremeyecek ama bir sonraki genel kurulda mazeretli olarak yemin etmeyen diğer milletvekilleriyle adı bir kez daha okunacak, kürsüye çağrılacak. Bunun yanında maalesef özlük haklarından da, milletvekili özlük haklarından da yararlanmaya devam edeceği ifade ediliyor. Tevelli ki bu sabah Perşembe'den Yeni Gün'e merhaba dedi. Renkli konuklarıyla birlikte halka mikrofonlarını uzatan Yeni Gün, bundan böyle haftanın iki günü farklı şeylerden Yeni Gün'e merhaba diyecek. Perşembelilerin sesi olalım istedik. Bugün Perşembe ilçesindeyiz. TV52 Yeni Güne Perşembe'den merhaba dedi. TV52 ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Yeni Gün artık ilçelerde de güne merhaba diyecek. Yeni Gün'ün ilk ilçe durağı ise Perşembe'ydi. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar 2015 yılını değerlendirdi. Yapılan ve yapılması planlanan projeleri TV52'de anlattı. Yeni Güne hep birlikte merhaba diyoruz başkanım. Siz Yeni Gün mesajınız nedir? Yeni Güne tüm ülkede, memleketimizde bütün kazalardan, belalardan, terör olaylarından korunmuş böyle bir olayın olmaması dileğiyle sağlık, huzur içinde başlamamızı diliyorum ve böyle bitirmemizi diliyorum. Öte yandan gurbetle memleket arasındaki köprü görevi gören TV52 Yeni Güne dair halkın mesajlarını alırken özlemleri de gidermeye hedefliyor. Yeni Güne diyoruz ki iyi çalışmalar diyoruz. Başkanımızın sözlerine katılıyoruz. Perşembe'de gerçekten güzelleşmeler var. Yeni projelerde, sahilde yapılan projelerde daha güzel olacak. Gurbetlere selam söylerim. Torunuma selam söylerim. İstanbul'a torunuma ona da selam söylerim. Terör'e hayır, dünyada barış, Türkiye'de barış. Haftanın iki günü farklı ilçelerden Yeni Güne sizler de merhaba diyebileceksiniz. Bu anlamda Cuma günü de Yeni Gün saat 10'da Görköy Kent Meydanı'nda halkla buluşacak. Yeni Gün'den merhaba demek isteyen herkesi saat 10'da Görköy Kent Meydanı'na bekliyoruz. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cürüt, alan bazlı gelir desteği ödemeleriyle ilgili yazının resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandığını söyledi. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin ise 1 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Resmi gazete bugün yayınlandı. Resmi gazetenin bugünkü sayısındaysa fındık üreticilerini çok yakından ilgilendiren bir konu var. Fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemesi. Çünkü üreticiler bu ödemelerden 2009 yılından beri faydalanıyor. 2009 yılında başlayan ve 2014 yılında sona eren fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 2015 yılı için dekara 170 lira ödeme yapılacağı belirtildi. Sen söylersin abi.
Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cürüt, Bakanlar Kurulu kararının resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere 2009 yılından itibaren alan bazlı gelir desteği ödemeleri yapıldığını söyledi. Bilindiği üzere 2009 yılında alan bazlı gelir desteği olarak adı altında çiftçilerimize destek anlamında verilmeye başlamıştı. Tabii 2014 yılında sonlanmıştı. Tabii ziraat odamızı ziyarete gelmişti başbakan yardımcımız. Orada bize söz verdi. Evet, sözünde de durdu. Başbakan yardımcımıza da teşekkür ediyorum. Alan bazlı gelir desteği 2015 yılı uzatıldı. Dönüm başına 170 TL. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin ise 1 Nisan 2016 mesai bitimine kadar başvuruları yapmaları gerekiyor. Üreticilerimiz mağdur olmamaları için 1 Nisan 2016 yılına kadar Tarım İlçe Müdürlüklerine müracaat edecekler. Tabii bu müracaatı yaparken de 2015 yılının güncellemesini yapmış olacaklar. 2016 ile 2015'i karıştırmasınlar. Bu ara 2016 yılının da güncellemesi yapılıyor ama alan bazlı gelir desteğinden, 2015 yılının alan bazlı gelir desteğinden faydalanabilmeleri için 2015 yılının güncellemesini yaptırmış olmaları gerekiyor. Alan bazlı gelir desteği bölgemizde ekonomiye katkısı olacak, bir girdi olacak Ordu bölgesine ve fındık üreten illerdeki yerlere, alanlara. Tabii ki üreticilerimiz de bu desteği iyi değerlendirmeleri lazım. Bu destek fındık bahçelerinin bakımı için veriliyor. Üreticilerimiz fındık bahçelerinin işte gübresini, ilacını, bahçelemesine kadar hepsini bu destekle yapmaları gerekiyor. O yüzden bu desteği yerli yerinde kullanırlarsa hem kaliteli fındık elde etmiş olurlar hem de rekoltesi yüksek fındık elde edilir. Bu da üreticilerimizin artısı olur. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yaptırılan kayak tesisi Aralık ayında hizmete girecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Kabadüz ilçesindeki 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yaptırılan kayak tesisi Aralık ayında hizmete giriyor. Bu yıl itibariyle %100'lük bir bitişle hizmet açacağımızı söyleyemeyiz ama %90'lar seviyesinde biten bu tesisimiz inşallah ilk etabını Aralık ayında hizmete açacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 2012'de ihaleye çıkılan Çambaşı Kayak Tesisi projesinde ilk kazmanın 2013'te vurulduğunu hatırlattı. Çambaşı Kayak Tesisi'nin denize en yakın kayak tesisleri arasında olduğunu belirten Yılmaz, tesisimiz Aralık ayı itibariyle hizmete girecek, havanın ve kar yağışının durumuna göre tarihi öne alma ya da erteleme durumumuz olabilir dedi. Kayak tesisimizde de Çambaşı Kayak Tesisimiz biliyorsunuz sahile en yakın Türkiye'deki kayak tesisi. Şu an itibariyle karın yağdığı kayak tesisi. İnşallah Aralık ayı itibariyle biz %92'ler civarında hazır olan tesisimizi hizmete sunmaya gayret göstereceğiz. Havanın ve karın gelme durumuna göre de bunu öne ya da teyir etme imkanımız da olacak. Başkan Yılmaz, tesis için yaklaşık 35 milyon lira harcandığını söyledi. Şu ana kadar yaklaşık 35 milyon liralık bir maliyeti çıktı ve çok şükür ki yüklenici firmaya olan borcumuzu da %90'lar seviyesinde kapattık. Sadece kayak tesisinden ve TLS işlerden ibaret değil, özellikle sosyal donatı alanları hem çocuklar için hem hemşehrilerimiz için sosyal tesisler ve barınma imkanları ile birlikte bittiğinde hakikaten çok özel ve muazzam bir tesis olmuş olacak. Yılmaz, vatandaşların haftanın her günü tesiste rahatlıkla zaman geçirebileceğine işaret etti. Yani sadece hafta sonuyla sınırlandırmamak lazım. Çünkü oradaki o çok ve güzel ve muazzam tesisi bizim aktif olarak sadece hafta sonu değil, hafta içi de özellikle milli eğitimle, okullarla, üniversiteyle de kampanyalar yapmak suretiyle artık kayağı hem Ordu'yu hem Karadeniz hem Türkiye'yi sevdirmemiz lazım. Çünkü coğrafyanın vermiş olduğu bu muazzam nimeti bir saatlik karayoluyla rahat bir şekilde gidebileceğimiz,
hedefimiz bu alanda tüm öğrencilerimizin üniversite, ilk öğretim ve lise çağındaki öğrencilerimizi kayakla tanıştırmamız lazım. Eğitim seferberliği başlatmamız lazım. Çünkü burada kar amacı zaten yok. İşletme maliyetleri yüksek bir tesis. Biz burayı hemşehrilerimizin farklı bir aktivasyonuna ve Karadeniz bölgesinde, hatta bölgemizde ilk olabilecek güzel bir kayak tesisi ve eğitim alanı sadece hafta sonuyla sınırlandırmaksızın kışın kar turizmi, yazında çim kayağı ve alternatif turizm alanları itibariyle hazırladık zaten. Ve TDS ile ilgili bir haber paylaşalım. Ordu trafikte elektronik denetleme sistemine geçti. Artık şehrin dört bir yanında güvenlik güçlerinin gözleri ihlallerin üzerinde olacak. Trafiği daha güvenli bir hale getirmek amacıyla faaliyete geçen projede bundan böyle trafikteki ihlaller gözden kaçmayacak ve gerekli işlemler anında uygulanacak. Ama hala akılda kalan soru işaretleri kamuoyunda sürekli gündeme geliyor. Bunların başındaysa akıllı kavşaklarda ambulansa yol verme prosedürü nasıl olacak sorusu geliyor. İşte bu soruya da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz bizzat kendisi yanıtladı. Bakalım TEDES Ordu'da nasıl işleyecek? 8 aydır beklenen gün geldi. Trafikte elektronik denetleme sistemi bugün devreye girdi. Devreye girdi girmesine ama akıldaki soru işaretleri hala netleşmedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da sosyal medya hesabından hangi şartlarda ceza kesilecek sorusunu sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla netleştirdi. Başkan Yılmaz açıklamasında şu sözlere yer verdi. Değerli hemşehrilerim, trafik elektronik denetleme sistemi bugünden itibaren devreye girmiştir. Lütfen aşırı hız ve ışık ihlali yapmayalım. TEDES ile birlikte uygulanacak hız limitleri ve güzergahları aşağıdaki tablodaki gibidir. Karadeniz sahil yolunda büyük bir alanı kapsayacak olan bu çalışmayla birlikte can ve mal kaybına bağlı kazaların da önüne geçilmiş olunacak. Sadece kırmızı ışık ve hız ihlallerinde ceza uygulanmaktadır. Ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol verilirken ihlal edilen kırmızı ışıklarda TEDES merkezinin bilgisi bulunmaktadır. İhlallerin öncesi ve sonrasına ait kayıtlar sistemde kayıt altındadır. Ambulans ve itfaiye yol verildiğinde ceza uygulaması yoktur. TEDES'te amaç ceza değil, trafiğin düzenlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. TEDES'le birlikte şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğu azalacak, sistem trafiğin yoğunluğuna göre geçişleri kendisi düzenleyecek. TEDES'le birlikte kent güvenliğine yönelik MOBESE kameraları 37'ye yükselmiştir. 11 adet plaka tanıma sistemi bulunmaktadır. TEDES'le Emniyet Müdürlüğü hizmetinde bulunan 50 ekip aracına yerleştirilen kameralarla emniyet görevlilerinin müdahale ettiği olaylar kayıt altına alınmaya başlanmıştır. TEDES'le birlikte Türkiye'nin en büyük ücretsiz internet ağını Ordu'ya kazandırdık. Türkiye'de bir ilk olan ücretsiz internet uygulamasında hiçbir sınırlama ve kota derdi bulunmuyor. TEDES ve ücretsiz Wi-Fi uygulaması hemşerilerimize hayırlı olsun. Öte yandan hız sınırı kontrollerine TEDES'le birlikte belirli hız koridorlarının yanında akıllı kavşaklar da dahil oldu. Kavşaklarda bulunan siyah ve huni tipli kameralar kırmızı ışık ihlallerinin yanı sıra hız sınırı ihlallerini de tespit edebiliyor. Eğer olur da iki kavşak arasında hız sınırı ihlali yapar veya kavşaklardan belirli hız sınırlarından daha yüksek bir süratle geçiş yaparsak patlayan bir flaş ardından adrese gelen bir ceza makbuzuyla karşılaşabiliriz. İhlaller konusunda en riskli olan iki nokta ise Nefise Akçelik Tüneli'nin girişiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlantıyı sağlayan akıllı kavşak olarak görünüyor. Yani Ordu artık trafiği daha güvenli ve kural ihlalini kabul etmiyor. Bundan sonra yapılması gerekense trafikte dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde seyretmek. Evet, TEDES'in medyada geniş yankı bulması sanıyorum sürücülerin biraz daha bilinçli olmasında da oldukça etkili oldu. Çünkü bugün trafik oldukça sakindi diyebiliriz. Peki siyasetten bir haberle akşam bültenine devam ediyoruz. 1 Kasım seçimlerinden sonra suların durulmadığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde delege seçimleri sona erdi. Bazı basın yayın organları tarafından çıkan haberleri Başkan Cemil Cebeci'den yanıt gecikmedi. Cebeci yaptığı açıklamasında bu haberlerin tek bir mahalleye yönelik yapılmasının yanlış olduğunu belirtti ve doğduğum mahalle bana sahip çıktı dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde delege seçimleri sona erdi. Tartışmalı görüntülere de sahne olan seçimler hakkında bir değerlendirme yapan CHP İl Başkanı Cemil Cebeci, bazı basın yayın organlarında kendi mahallesinde seçilemedi yönündeki şahsını hedef alan haberlere de cevap verdi. Ordu'da 22 tane mahallemiz var. 22 tane mahallenin seçimleri yapılıyor. Şu ana kadar 14 mahallenin seçimleri yapıldı. Sadece Akyazı diye niye ayırıyoruz ki? Ona kaldıktan sonra ben Akyazı'da 5 yıldır oturuyorum il başkanı olarak. Ben doğduğum, büyüdüğüm, yetiştiğim yer yeni mahalle. O zaman bir de yeni mahalleye bakalım. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek, ayrım yapmak çok yanlış. Yani ben yakıştıramadım arkadaşlarıma. Cebeci delege seçimlerinin tek bir mahallede yapılmadığını, tek bir mahalleyi ele almanın yanlış olduğunu söyledi. O çoğu arkadaşım benim nerede büyüdüğümü, nerede yaşadığımı çok iyi bilirler. Çocukluk yıllarıma kadar, evlerine kadar oturduğum yer yeni mahalle. Yeni mahallede de 1/3 oy aldılar. 76-25, ona da cevap versinler. Ben evlendikten sonra 10 yıl Durugöl'de oturdum. İlk evlenince 10 yıl yeni mahallede oturdum. 10 yıl Durugöl'de oturdum. 5 yıldır da Akyazı'da oturuyorum. 55 yaşındayım. 40 yıldır yaşadığım yer mi önemli? 5 yıldır yaşadığım yer mi önemli? Benim şöyle söyleyeyim. 50 yılım yeni mahallede geçmiş. 5 yılında şu anda Akyazı'da oraya taşıdım. Orada oturuyorum. Akyazı'da şöyle söyleyeyim. Gidip herhalde çalışsak biz de yapardık. Ama sağ olsunlar doğduğum, büyüdüğüm, yetiştiğim arkadaşlarım yeni mahalle çocuğu olarak bize sahip çıktılar. Cebeci, istatistiklerin geniş kapsamlı bir araştırma sonucu elde edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Ben öyle değerlendirmiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin güzelliğidir. Sandıklar görüyorsunuz gayet güzel. İnsanlarımız hür iradesiyle kulübelerine girip sandık zarfı kağıtlarını koyuyorlar. Her iki zarfımız da orada var. Bu kulübenin içine de kimse girmiyor. Herkes gayet güzel oylarını gelip kullanıp atıp gidiyorlar. Yani onlara o kadar değerlendirecek gibi bilseydim Akyazı'da kendimle sen söyle bana şey yapabilirdim yani arkadaşlarıma çoğunlukla ulaşabilirdim ama onu bir il başkanına kendime şey görmedim yani yapmam için yani yakıştıramadım. İstatistik tartışması nasıl sonuçlanır bilinmez ama delege seçiminin önemini bir kez daha anlamış olduk sözleriyle CHP İl Başkanı Cemil Cebeci bu süreci özetlemiş oldu. Delege seçimlerinin bu kadar önemli olduğunu bir kez daha il başkanı olarak gördüm. Yeter ki şu insanlar yani gelip o çalışma esnasında bizlerin yanında olsaydı çok daha güzel olacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada da gördüm bunu. İnşallah onlarla beraber daha büyük güç birliği yaparak daha güçlenerek bu seçimlerden çıkacağız. 31 Mart 2014 yerel seçimlerinden önceki dönemde Ordu Belediyesi'ne borcu olan mükelleflerin muhatabının Ordu Büyükşehir Belediyesi olduğu bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel seçimlerden sonra Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Altınordu Belediyesi'nin de kurulduğu hatırlatılarak, mükelleflerin ödeme konusunda tereddüte düştüğü hususlarla ilgili Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü'nden bilgi alabilecekleri bildirildi. Yetkililer 2014 yılı birinci taksitten itibaren geçmişe yönelik emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi, yol ve kaldırım harcamalarına katılım payı, 31 Mart 2014 tarihinden önce Ordu Belediyesi döneminde tahakkuk edip de ödenmeyen cezalar ve kira borçları olan mükelleflere ait borçların takip ve tahsilinin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını belirtti. 5 taksit olmuş. 5 taksit. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Mükelleflerin borçları konusunda herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için ödemeler konusunda her türlü kolaylığın sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, mükelleflerimiz ödemelerini Büyükşehir Belediye'mizin merkez ve Durugöl yerleşkesinde bulunan veznelerimiz aracılığıyla nakit ödeme veya kredi kartı ödemesi şeklinde yapabilir. Ayrıca www.ordu.ber.tr internet sitemiz üzerinden de yine kredi kartlarıyla ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir. Kredi kartları izin veren mükelleflerimiz bir süreliğine komisyonsuz 5 taksit imkanından faydalanabilir. Banka havalesi yapmak isteyenler ise 666-52-23-24-25-26 numaralı telefondan ulaşabilecekleri Gelir Takip Şube Müdürlüğümüzden Büyükşehir Belediyesi'ne ait hesap numaralarını öğrenerek havale yapabilir.
Ancak havale dekontunda ödeme yapanın adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve ödemenin konusunun mutlaka belirtilmesi gerekir denildi. Kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek isteyen adaylar bir süredir KPSS tercihlerinin başlayacağı tarihi bekliyordu ve beklenen kılavuz hafta başında yani 16 Kasım Pazartesi günü yayınlandı. Tercih işlemleri 25 Kasım mesai bitiminde sona erecek. KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan toplam 2159 kadro ve pozisyon için KPSS tercih işlemi 16 ile 25 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kasım ayındaki atama için tercih başvuruları 16-25 Kasım arasında, son gün 25 Kasım, o tarihe kadar tercih yapmak isteyen öğrencilerimizin kesinlikle başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Eğitim Kurumu Müdürü Osman Belen, KPSS tercihi yapacak öğrencilere bilgi verirken, tercih yapacak öğrencilerin 15 lira ücret yatırması gerektiğinin de altını çizdi. Tercih aşamasında da ödenmesi gereken bir 15 lira da ücret var. Tercih yapan her öğrenci bu 15 lirayı da ödemek zorunda. Eğer ödemezse tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih yapacak öğrencilerin özellikle puan sıralamalarına dikkat etmelerini isteyen Belen, sırf tercih yapmak için başvuru yapılmamalı dedi. Öğrencilerimize tavsiyemiz kesinlikle iş olsun diye tercih yapılmamalı. Ben burayı kazanamam edemem diye tercih yapılmamalı. Puan düşmez diye tercih yapılmamalı. Çünkü biz bu ÖSS'de olsun, KPSS'de olsun yapılan tercih eğer kazanırsan bir sonraki süreçte senin hakkının gitmesi demek. Haliyle iş olsun diye tercih kesinlikle yapılmamalı. Yaptığın tercih ben burayı kazandığımda giderim diye tercih yapılmalı. Bunun için de profesyonel ekiplerden yardım almaya da ihtiyaç vardır. Petrol fiyatları düşerken pompaya da indirim üstüne indirim yansıdı. Dün motor indi 12 kuruş ve LPG'de ise 2 kuruşluk indirimin ardından şimdi de benzine 9 kuruşluk indirim geldi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle benzine de 9 kuruşluk indirim yansıdı. 9 kuruşu biz gece saatlerinden itibaren yaptık. Bir tane müşteri bana benzin indi mi diye sormadı. Özellikle son yıllarda artan petrol fiyatları ve buna paralel olarak da benzinin fiyat olarak artması tüketiciyi olumsuz yönde etkilemişti. Artan fiyatlardan bunalan ve şikayetçi olan tüketici içinse 9 kuruşluk indirim pek de fark edilmedi. Ki bu düşüşleri yani 9 kuruş düştü diye insanlarımız gelelim hani benzinimizi dolduralım işte faydalanalım gibi cisimden böyle bir şeyler yok. Sadece ihtiyacı kadar olanı alır. 20-30 kullanabileceği kadar olanını alır geçer gider. Başka hiçbir şekilde hani 9 kuruş indirim oldu diye yararlanalım diye kimse yok. İnsanlarımızda şu anda bir görüş var. Ne görüşü var? Nerede ucuzsa oraya yönlendiriliyor. Nerede indirim varsa, nerede efendime söyleyeyim iskonto daha çoksa, kimi halk günleri oluyor, hafta sonları halk günleri yapılıyor. İnsanlarımız artık bir kuruşun iki kuruşun peşine düşüyor ama kaliteden de ödün veriyor. Yani bilinçli kullanıcımız yok. Görüyoruz, bakıyoruz şimdi 4.41'den 4.320'ye düşmüş. Hani bunu insanlar görmüyor bile, buraya bakmıyor bile. Benim arabam ne kadar yakıyor? İşte 20 lira, 30 lira. Al git. Özellikle daha çok ticari araç sahibi olan tüketiciler bu konuda diğer araç sahiplerine oranla biraz daha duyarlı ve indirimleri takip etme konusunda daha bilinçli. Bakın 9 kuruşu biz gece saatlerinden itibaren yaptık. Bir tane müşteri bana benzin indi mi diye sormadı. Çünkü kimse bakmıyor. Çok nadir müşterilerdir yani bu gibi şeyleri takip eden. Ve sadece de televizyonlardan takip ederler. Televizyonlarda duyarlar. Haricinde böyle indirim var mı diyen esnafımız zaten ticari taşıt kullanan araçlarımız daha çok bu gibi şeyleri takip ederler. Normal vatandaşlar hiç bakmıyor bile. Bakalım önümüzdeki günlerde araç sahiplerini benzin fiyatları konusunda neler bekleyecek?
Ünye'nin ve bölgenin turizm açısından önemli duraklarından biri olan Çakırtepe'de altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümüne başlandı. Çakırtepe'de asfalt çalışmalarının bir günde bitirilmesi planlanıyor. Ünye'nin Saray Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarında sona gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Çakırtepe yolunda da sıcak asfalt dökümüne başladı. Ünye'nin turizm anlamında önemli noktalarından olan Çakırtepe'de asfalt çalışmalarının bir günde bitirilmesi planlanıyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ocak ve meclis üyeleriyle beraber çalışmaların devam ettiği alana giderek çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Çakırtepe'nin, Ünye'nin ve Ordu'nun turizm anlamında en uğrak noktalarından birisi olduğunu belirten Başkan Çamyar, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Bir yerin güzelliğinin ifade edilebilmesi için yolu olması gerekiyor, oraya ulaşım olması gerekiyor. Yol, medeniyet bu anlamda. Her bir mahallemiz, her bir birimimizde ciddi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Biz bir taraftan ilçe belediyesi olarak çalışmalar yaparken, bir taraftan devletin imkanlarından istifade edip onların yatırımlarını üyemize yönlendirirken, bir taraftan da gördüğünüz gibi gerçekten Saray Caddesi bugün altyapısıyla ve üstüyle son derece güzel bir hale gelmiş oldu. Hemşehrilerimiz zaman zaman bize ifade ediyorlar. Hemen kaldırım çalışmasına da inşallah hava el verdiği ölçüde devam edilecek baskı beton şekliyle. Niksar Caddemizdeki hem beton çalışması devam ediyor, kaldırım çalışması devam ediyor. Elektrikler yer altına alındı. Bir taraftan şimdi ben gelirken direklerin dikildiğini görüyoruz. Ünyemizin her tarafı ifade ettiğimiz gibi şantiye haline gelmiş vaziyette. El birliği içerisinde bir taraftan merkezi hükümetimiz, bir taraftan Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, bir taraftan Ünye Belediye'miz çok koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Burada da bugün inşallah akşama kadar bitirmeyi planlıyor arkadaşlarımız. Güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Ben kullanacak olan tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ordu Din Görevlileri Derneği 21. olan genel kurul seçimleri bugün yapıldı. Yapılan seçimlerin ardından Ahmet Gündoğdu tekrar başkanlığa seçildi. Denetleme kurulu raporu ile faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler el kaldırması yeterli. Evet, kabul edilmiştir. Ordu Din Görevlileri Derneği'nin 21. olan genel kurulu bugün yapıldı. Çok sayıda dernek üyesinin yanı sıra termeden de din görevlileri seçim için orduya geldi. İki liste halinde gidilen kurulda Ordu Din Görevlileri Derneği Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Öceli Mahallesi Cami İmam Hatibi Erkin Baki aday olarak çıktı. Aslında bizden bahsedilmesi kazanımını elde ettik. Emekli olan meslektaşlarımıza plaket verilmiş, cenaze ve düğünlere katılma gayreti gösterilmiş. Web sayfası kurulmuş ancak aktif olmasında istenilen verim alınamamış. Müftülük çağrısı dışında kurumları ziyaret etmede yönetimle beraber hareket edilmiş, hiçbir zaman tek görüşme olmamıştır. Kurum ve kuruluşlara ziyarette bulunulmuş. Konuşmaların ardından 290 dernek üyesi oynamaya gitti. Yapılan seçimlerin sonrasında Ahmet Gündoğdu güven tazeledi ve Ordu Din Görevlileri Derneği'nin yeniden başkanı seçildi. Ordu Bucak Mahallesi'nde ikinci el giysilerin satıldığı halk pazarı vatandaşların ilgisini çekiyor. Gömlek, pantolon, ayakkabı, ikinci el giysilerin satıldığı pazarda fiyatlar 3 liradan başlıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde yerde çadır üzerinde kurulan ve ikinci el giysilerin satıldığı pazarda ikinci el her türlü kıyafeti bulmak mümkün. 12-13 seneden beri buradayım aşağı yukarı. Ne yapacaksın işte? Elinize gelen kıyafetleri satıyorsunuz. Kıyafetleri satıyoruz işte, ediyoruz. Ne yapacaksın? Kaç liraya satıyorsunuz peki? 2 milyona, 3 milyona, 4 milyona işte veriyoruz. Ne yapacaksın?
Pazarda ikinci el ayakkabı, mont, gömlek, kazak, hırka gibi çeşitli giysiler yer alıyor. Fiyatlarsa çok uygun. Buradaki pazarda fiyatlar 3 liradan başlıyor. Her şey var. Kazak, gömlek, pantolon, her şey var. Peki nereden temin ediyorsunuz bu kıyafetleri? Onları İstanbul'dan falan alıyoruz işte. Samsun'dan alıyoruz. Öyle satıyoruz. Vatandaşlar talep gösteriyor mu? Tabii. Alışveriş iyi şu anda. Günlük geliriniz ne kadar oluyor? Belli olmuyor. 100, 150, 200, 300. Günlük 100 lira kazanıyor musunuz? Tabii. O kadar kazanıyor. O kadar. İyi yani işte. İdare eder. Ordu'da özel bir hastanede göğüs kemiği kesilmeden küçük bir kesiyle bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Bu ameliyat ise kalp ameliyatında alınacak olan kayınpederini ziyarette bulunmak için Ordu'ya gelen Necati Acu'ya yapıldı. Necati Acu. Kalp hastası 2-3 yıldır bende bir sırt ağrısı vardı fakat gittiğim yerlerde böyle bir teşhis koyulmadı bana. İstanbul'da devlet memuru olarak yaşamını sürdüren evli ve iki çocuk babası 51 yaşındaki Necati Acu uzun yıllardır sırt ve göğüs ağrısı şikayeti yaşadı. Bu süre zarfında birçok kez doktora başvurmasına rağmen aldığı tedaviler Acu'nun ağrılarını bir türlü geçirmedi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ordu'da özel bir hastanede kalp ameliyatına alınacak olan kayınpederine ziyarette bulunmak için acil olarak Ordu'ya gelen Necati Acu, şikayetleri devam ettiği için kendisi de burada muayene olmaya karar verdi. İşte buraya kayınpederime ziyarete gelmiştim İstanbul'dan. Geldik, burada işte tekrar rahatsızlandım. Efor çektirdik işte. Ondan sonra anjiyo oldum ve böyle kalbim damarımda tıkanık olduğunu söylediler. Hocam da sağ olsun o geldi hemen. İşte benim anjiyo bypass olmam gerektiğini söyledi. Fakat ben de bu işlerden çok çekindiğim için hocam sağ olsun ikna etti bizi. Yapılan tahlil ve tetkiklerin sonucunda doktorlar kendisine koroner anjiyografi önerdi. Gerçekleştirilen anjiyo sonrası kardiyoloji bölümünden uzman doktor Tahir Ulusoy, Necati Acu'ya kalbi besleyen damarlarından birinde ciddi bir darlık olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Hiç korkmayın dedi. Ben size de özel bir teknikle ameliyat edeceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Sağ olsun sağlığım yerinde Allah'a şükür. Çok çok güzel, iyi geçti ameliyatımda. Ben memnunum. Kayınpederiyle aynı hastanede ameliyat olmaya karar veren Necati Acu, daha önce bölgede uygulanmayan bir yöntemle göğüs kemiği kesilmeden meme altından 6 santimlik bir kesiyle bypass ameliyatı olarak kısa sürede sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu oldu. Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Civelek, Acu'ya uyguladıkları operasyonu anlattı. Tabii normal kalp ameliyatlarını yapıyorken biz hastanın göğüs kemiğini açarak ancak ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Fakat bu hastamızda farklı bir yöntem uyguladık. Bu minimal invazif cerrahi dediğimiz yöntem dünyada ve ülkemizde giderek artan bir popülarite kazanmakta. Bu yöntemin klasik yönteme oranla birçok avantajları var. Bunlardan en önemlilerini kısaca özetlemek gerekirse, bir kere hastalar ameliyat sırasında ve ameliyattan sonra neredeyse hiç kan nakline ihtiyaç duymuyorlar. Çok erken dönemde mobilize oluyorlar, erken dönemde gezip dolaşmaya başlıyorlar. Hastanede çok kısa sürede kalıyorlar. Bugün gördüğümüz hasta ameliyattan sonraki 3. gündeydi. Yarın da taburculuğunu planlıyoruz. Bu operasyonun tüm bypass ameliyatlarında uygulanabilecek bir yöntem olmadığını ifade eden Profesör Doktor Ali Civelek, bu ameliyat sadece İstanbul ve Ankara'da belli merkezlerde yapılan bir ameliyattır. Biz de bölgemizde Ordu'da böyle bir ilke imza attığımız için çok mutlu ve gururluyuz dedi. Tabii bu ameliyat bütün bypass ameliyatlarına uygulanabilecek olan bir yöntem değil. Biz hastaları çok dikkatli bir şekilde değerlendirip bir elemeden geçirdikten sonra bu ameliyatı uygulayıp uygulamayacağımıza karar veriyoruz. Fakat bu anlamda da şöyle bir gurur yaşıyoruz. Bu bölgemizde yapılan ilk ameliyat İstanbul'da, Ankara'da, belli merkezlerde, bütün merkezlerde değil, yapılabilen bir ameliyat. Fakat hastalığının bir takım özelliklerinin içerdiğinden dolayı çok fazla miktarda yapılan bypass ameliyatlarına genellikle rastlamıyoruz. Biz de bu bölgemizde, Ordu'da böyle bir ilkeye imza attığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. İnşallah bundan sonra da hastalarımıza bu imkanı
getirerek ameliyatlarımıza devam etmek azminde ve kararındayız. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu bugün perdelerini Korkuluğun Türküsü adlı çocuk oyunuyla MİK ziyaretçilerini açtı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Devlet Tiyatrosu Korkuluğun Türküsü adlı gölge oyunuyla minik tiyatro severleri buluşturdu. Sevmez olur mu? Seviyorum tabii ki. Sevgini sanıyorsun. Sevmek öyle basit bir şey mi? Sevmek emek ister, yürek ister, çabalamak gerekir sevdiğin. Sevdiğin için türkü söylemesin komşum. Yönetmenliğini Zafer Bozdağ'ın yaptığı müzikal oyun çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Tiyatroyu seviyor muyuz? Gölge Korkuluğu tekniğiyle sahnelenen ve çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatan Korkuluğun Türküsü adlı oyun, bir çiftçinin hikayesini konu alıyor. Bundan sonra sahip çık ekinlerine. Ben şimdi gidiyorum. Dereye su içmeye. Aklın başına gelmeden sokun bana seslenme. Tamam sevgili hatun. Hadi sen suyunu iç gel. Ben seni burada bekliyorum. Adet Karnivel İlköğretim Okulu öğrencilerinin izlediği Korkuluğun Gölgesi adlı gölge oyununda minik öğrenciler oldukça keyifli dakikalar yaşadı. Hadi görüşürüz. Evet, bültenimiz para piyasalarıyla devam ediyor. Tamamlıyoruz. Mustafa Özor'un sunumuyla spor az sonra sizlerle. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar. Spor'un doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. 30 maçtır kazanmayı unutan Ordu Spor, ligin 13. haftasında pazar günü konuk edeceği Anadolu Üsküdar maçını kazanıp bu şanssızlığa son vermek istiyor. Son olarak 2014-2015 futbol sezonunun ikinci yarısında deplasmanda Antalya Spor'u 2-1 yenen Mor Beyazlar o gün bugündür 3 puanı bir arada göremedi. 30 maçtır kazanmayı unutan Ordu Spor, ligin 13. haftasında konuk edeceği Anadolu Üsküdar maçını kazanıp bu şanssızlığa son vermek istiyor. Son olarak 2014-2015 futbol sezonunun ikinci yarısında deplasmanda Antalya Spor'u 2-1 yenen Mor Beyazlar o gün bugündür 3 puanı bir arada göremedi. 2015-2016 futbol sezonunun 12. haftası geride kalırken oynadığı 12 karşılaşmadan 5 beraberlik, 7 yenilgi alan ve 5 puanı düşme potasının içerisinde yer alan Mor Beyazlar, kendileri gibi 5 puanı düşme potasının içerisinde yer alan İstanbul temsilcisi Anadolu Üsküdar'a konuk edecek. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Mor Beyazlar da hedef bu karşılaşma öncesi rakibini yenip 30 maçlık kötü gidişata son vermek olacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Mor Beyazlar'ın antrenmanı düz koşuyla başladı. 5-2 top çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık ve surata bağlı istasyon çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ordu Spor Teknik Sorumlusu Ali Şahin, Anadolu Üsküdar maçından alınacak galibiyetin ışığını, Ümraniye maçında ortaya konulan olumlu futbolla gördüklerini, zor geçen bu süreci en kısa zamanda atlatmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Şahin, uzun zamandır kazanamayan bir takımın sporcularının yaşamış olduğu psikolojiyi az çok herkes tahmin edebilir. Bu zorlu süreci aşmak adına gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu anlamda hafta sonu kendi saha ve seyircimiz önünde Anadolu Üsküdar maçını kazanarak kötü gidişata son vermek istiyoruz ifadelerini kullandı.
Ordu Spor taraftarına ücretsiz bilet. Spor Toto ikincilik ekiplerinden Ordu Spor'un kulüp başkanı Yaşar Pamuk. Hafta sonu sahalarında oynayacakları Anadolu Üsküdar 1908 spor maçı öncesi bu müsabakası için taraftara bilet dağıtacaklarını söyledi. Ordu Spor taraftarına ücretsiz bilet. Spor Toto ikincilik ekiplerinden Ordu Spor'un kulüp başkanı Yaşar Pamuk, hafta sonu sahalarında oynayacakları Anadolu Üsküdar 1908 spor maçı öncesi bu müsabaka için taraftara bilet dağıtacaklarını söyledi. Pamuk, Ordu Spor Store mağazasında yaptığı toplantıda taraftara seslendi. Ordu Spor Kulübü takımımız mutlaka bu ligin en iyi takımı değil ama en azından bu aldığı puanlarıyla yani özdeşleşen bir takımda değil. Bu anlamda özellikle yani bu hafta sonu yapılacak, pazar günü saat 13'te yapılacak Anadolu Üsküdar maçıyla yani taraftarlarımızın da desteğini arkamıza almak anlamında bir yani mücadeleye girdik. Bu doğrultuda oradaki iş adamlarımızı işte bu camiamıza yıllarca emek vermiş hemşerilerimizi diye arayarak onların destekleriyle bu haftaki oynanacak netiye maçta öğrencilerimizi, tüm halkımızı netiye davet etmek anlamında biletler dağıtacağız. Takıma ciddi emek vermelerine rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Pamuk, hafta sonu oynayacakları Anadolu Üsküdar 1908 spor müsabakasına 5-6 bin taraftar beklediklerini söyledi. Ordu Spor Kulübü'nün bu hafta sonu yapacağı maça en azından 5-6 bin seyircinin gelmesi noktasında biz de sokaklarda her iş yerlerini netice ziyaret ederek katılım sağlanmasını arz ediyoruz. Takımın yaşadığı sportif başarısızlığın önüne geçmek için taraftarlarla barışmak gerektiğine dikkat çeken Pamuk, pazar günü oynanacak karşılaşma ile Ordu Spor taraftarlarıyla tekrar eski günlere dönmeyi arzuladıklarını ifade etti. Ordu Spor Kulübü'nde tabii sportif başarı olmadığı için seyircilerimiz, taraftarlarımız bize küstü. Bunlarla tekrar bir araya gelip bütünleşmek anlamında böyle bir yol takip edeceğiz. Onun için sizlerin aracılığı ile pazar günü saat 13'te yapılacak Anadolu Üsküdar maçına tüm gençlerimizi, taraftarlarımızı davet ediyoruz. Anadolu Üsküdar 1908 spor müsabakası ile birlikte 3 puanla tanışacaklarına inandıklarını söyleyen Ordu Spor Kulüp Başkanı Yaşar Pamuk, eğer bu müsabakada 3 puan alamazsak zorluklar yaşayabiliriz dedi. 3 puanla tanışacağız. 3 puanla tanıştıktan sonra da Ordu Spor'un önünün açılacağını netice düşünüyoruz. Bu maçta 3 puan alamazsak gerçekten ciddi zorluklar yaşayacağımızı netice düşünüyoruz. Taraftarın desteğine her koşulda ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Pamuk, bu doğrultuda Ordu'daki bazı iş adamlarımız ve firmalarımızın sponsorluğunda taraftarlarımıza ücretsiz 10 bin bilet dağıtacağız. Biletleri sponsor olan iş adamları ve firmalarımız satın aldı. Biz de biletleri başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm taraftarlarımıza bedelsiz olarak ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Farklı farklı noktalarda biletlerimizi işte sponsorlar vasıtasıyla dağıtacağız. Kendi arkadaş gruplarımızla yani caddeler, sokaklar netice gezerek netice dağıtacağız. Yani bunun için bu maçta 90 dakika tüm taraftarlarımızın Ordu Spor'a destek olmalarını bekliyoruz. Taraftarın olmadığı bir yerde başarı yok. Yani işte ben bilet alarak yani işte bu sponsorlar vasıtasıyla farklı yerlerde dağıtacağız ama illa ben bilet alıp girmek istiyorum derseniz bu maçın biletleri netice 1 liradır. Bunu netice söylemek istiyorum. Ordu halkı, 2,5 milyon ordulu taraftarımız bize son bir maç. Gelsinler, tribünleri doldursunlar, bize son tur. Bir hak tanısınlar, desteklesinler. Bu desteğin karşılığını vereceğimizi söylüyoruz. Teknik direktör konusuna da değinen Başkan Pamuk, Sinan Bayraktar'ın istifasının ardından teknik adam arayışlarının sürdüğünü açıkladı. Hoca konusuyla ilgili netice çalışmalarımız netice devam ediyor. Gelişen sonuca göre netice bir, mutlaka bir teknik heyet oluşumu yapılacak. Ama şu anda artık yani şöyle böyle demenin bir anlamı yok. Araştırmalarımız netice devam ediyor. Yani Ordu Spor'un gidişatıyla alakalı zaten bir altyapı oluşturduk. Yani bir iki kişi netice teknik direktör de olmak üzere netice gelebilir.
Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Lig B grubu lideri Ordu Telekom Spor cumartesi günü Ankara'da karşılaşacağı numune maçı oynamak için perşembe günü Ankara'ya gidecek. Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Lig B grubu lideri Ordu Telekom Spor cumartesi günü Ankara'da karşılaşacağı numune maçını oynamak için perşembe günü Ankara'ya gidecek. Grupta oynamış olduğu 8 karşılaşmadan 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturan Filenin Sultanları güçlü rakiplerini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Ordu Telekom Spor gibi oynamış oldukları 8 karşılaşmadan 7'sini kazanarak zirveye ortak olan 3 takımdan bir tanesi olan Numune'de hedef galibiyet üzerine kurulu olacak. Numune maçının son hazırlığını Cuma günü başkentte yapacak olan Filenin Sultanları maçın ardından Ordu'ya dönecek. Numune, Ordu Telekom Spor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 14'te başlayacak. Ordu Telekom Spor antrenörü Osman Urener, numune maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını, başkentten galip olarak ayrılmak istediklerini söyledi. Rakiplerinin kendileri gibi iddialı bir ekip olduğunu ifade eden Urener, bu saatten sonra bizim için rakibimizin kim olduğu çok da önemli değil. Sporun bazı branşlarında olduğu gibi bizde beraberlik söz konusu olmadığı için her maça kazanmak için çıkıyoruz. Numune maçını da kazanmaktan başka çaremiz yok açıklamasında bulundu. Bölgesel Amatör Lig 4. grup 3. hafta erteleme müsabakasında karşı karşıya gelen Güzelordu Spor ve Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor, gülen taraf 2. yarıda attığı gollerle Güzelordu Spor oldu. Güzelordu Spor bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Güzelordu Spor erteleme müsabakasında Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'u 2-0 yenmesini başardı. Bölgesel Amatör Lig 4. grup 3. hafta erteleme müsabakasında karşı karşıya gelen Güzelordu Spor ve Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor müsabakasında gülen taraf 2. yarıda attığı gollerle Güzelordu Spor oldu. Lig öncesi iddialı olan ancak istediği başarıyı yakalayamayan Güzelordu Spor yavaş yavaş kendine geliyor. Geçen hafta 7. hafta müsabakasında aynı skorla Sinop Spor engelini geçmesini başaran Güzelordu Spor, Kastamonu temsilcisini de 2-0'la geçerek puanını 9'a yükseltti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakada Güzelordu Spor ikinci yarıya hızlı başladı. İkinci yarıda Kastamonu kalesine daha çok gelmeye başlayan Ordu temsilcisi aradığı golü 59. dakikada buldu. 59. dakikada Samet'le öne geçen Güzelordu Spor 6 dakika sonra ikinci golü buldu. Bu sefer Caner'in attığı golle farkı 2'ye çıkartan Güzelordu Spor Kastamonu temsilcisini 2-0 mağlup etmesini başardı. Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'u 2-0'la geçen Güzelordu Spor'da teknik direktör Turgut Kır maç sonu açıklamalarda bulundu. Kır, aldıkları bu 3 puanın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ya tabii yani galibiyet her zaman güzel. Bütün hepimiz mutlu oluyoruz. Tabii galip gelmek için de ortaya bir mücadele koymak şart. Çünkü bütün takımlar bu ligde güçlü, yani zayıf takım ben göremedim şu ana kadar. Herkes kendine göre güçlü bir takım yapmış. İyi oyuncuları olan takımlar var. Biz de onlardan biriyiz. Yani belki lige iyi başlamadık. Bazı sıkıntılarımız oldu. Ama şu anda toparlandık. Toparlandığımız göstergesi de aldığımız galibiyetler. Bundan sonra inşallah bu galibiyetler serisine devam edip yukarıdaki üst sıralardaki yerimizi alıp sonunda da İnşallah şampiyon olarak ligi tamamlamak istiyoruz. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta zirve hesapları yapan iki takımın mücadelesinde Faslı Belediyespor deplasmanda Göreli Spor'a konuk olacak. Ligde 12 puanla zirveye ortak olan iki takımın mücadelesi 22 Kasım Pazar günü Göreli'de oynayacak. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta zirve hesapları yapan iki takımın mücadelesinde Faslı Belediyespor deplasmanda Göreli Spor'a konuk olacak. Ligde 12 puanla zirveye ortak olan iki takımın mücadelesi 21 Kasım Pazar günü Göreli'de oynanacak. Kazanan takım zirve yarışını sürdürürken kaybeden takım ise zirve yarışında önemli bir yara almış olacak. Zorlu Göreli maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Faslı Belediyespor'da hedef Zorlu Göreli deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek olacak. Faslı Belediyespor'un dünkü antrenmanına tüm futbolcular katılırken antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Faslı Belediyespor Teknik Direktörü Taner Gürsoy, antrenman öncesi yaptığı açıklamada sezonun en zor maçlarından bir tanesini oynayacaklarını söyledi.
Ligde yenilgisi olmayan birkaç takımdan bir tanesi olduklarını ifade eden Gürsoy, son haftalarda yakalamış oldukları çıkışlarını Göreli Spor'u yenerek sürdürmek istediklerini açıkladı. Camia olarak Göreli maçına kilitlendiklerini ifade eden Gürsoy, rakiplerinin son iki haftada almış olduğu yenilgilerle zirve yarışında yer aldığını, Faslı Belediye maçını çıkış maçı olarak göreceklerini, bu nedenle Göreli maçının beklenenden zor geçeceğini söyledi. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.